Dostlarım, ilk dünyanın Wi-Fi 6 modemi ile karşınızdayım. Dostlarım, şimdi piyasaya baktığımız zaman biz bolca ne görüyoruz? Wi-Fi 6 teknolojisine sahip routerları görebiliyoruz. Ama buradaki modele baktığımız zaman ise Asus'un yeni piyasaya çıkartmış olduğu DSL-AX82U Wi-Fi 6 teknolojisini destekleyen modem router ile karşınızdayım. Şimdi baktığımız zaman piyasaya elindeki bu modem arkadaşlar dünya çapındaki ilk Wi-Fi 6 teknolojisini destekleyen bir modem router. Kutudan çıkartmaya kalktığımız zaman ise... Burada modemin kendini görebilirsiniz. Bakın burada Wi-Fi 6'yı destekleyen Asus'un AX82U modeli arkadaşlar. Burada 4 tane antenimiz bulunuyor. Bunlardan 2 tanesi 2.5 GHz'lik bir frekansı desteklerken 2 tanesi de 5 GHz'lik frekansı destekliyor. Ayrıca burada bakın hava kanalları bulunurken alt tarafta yine hava kanalı bulunuyor. Bunun için açtığınız zaman da buradaki yongaları soğutmak için de ekstra olarak üzerinde heatsink bulunuyor. Çünkü baktığımız zaman bu yüksek performanslı bir modem ve bu iyi soğutulmuş gerekiyor. Modemlerin performansları, modemlerin sunmuş olduğu teknolojiler kesinlikle routerlara göre çok düşük. Bu da şu anlama geliyor. Bir tane modem alıyorsun ve bu modemden gelen veriyi router üzerinden paylaştırman gerekiyor. Peki neden bunu yapıyoruz? Arkadaşlar ben router üzerinden 4K videomu çekiyorum. Veyahut da aynı ortamda hızlı bir şekilde 4K video izlemem gerekiyor telefonumdan. Onun için burada ne yapmanız gerekiyor? Bunu size günümüzdeki bu modem hariç güncel modemler bunu sağlayamıyordu. İşte sağlayamadığı için biz ne kullanıyoruz? Yüksek performanslı router kullanıyoruz. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Abi bu modem AX destekleyen Wi-Fi 6 içinde barındıran bir teknolojiye sahip. Peki biz bunu günümüzde kullanabilecek miyiz? Yani 5400 megabitlik bir veriyi biz, interneti biz kullanıyor muyuz? Biz bugün halen de 100 megabiti göremiyoruz diyeceksiniz. Ama baktığımız zaman arkadaşlar aslında yurt dışında da veyahut da farklı ülkelerde de zaten bu hızları göremiyorlar. Yani burada bahsettiğim şey 1 gigabitler falan havada uçuşmuyor. Yurt dışında böyle bir şey yok aslında. Buradaki asıl noktaysa tam modelini hatırlamıyorum. Asus'un bir AC serisinden modemini kullanıyorum ve bu modem arkadaşlar 5 kişi bağlanıyor. Wi-Fi üzerinden 6 kişi bağlandığı zaman tıkanma yapıyor. Bu Asus'la alakalı mı? Hayır. Hatta vermiş olduğu performans kendi sınıfına göre çok çok iyi. Ama ne yapıyor? Hissediyorum ben. Artık darboğaz oluyor. Yani modemde darboğaz olmaya başlıyor. İşte burada özellikle bu cihazla arkadaşlar elimde 10 tane cihaz bulabildim. Ve buna 10 tane Wi-Fi cihazı bağlayabildim. Ve inanın hiçbir şey, hiçbir tıkanma bana hissettirmedi. Aslında baktığımız zaman bu tür ürünlerin bize sunmuş olduğu ayrıcalık arkadaşlar konfor. Ben artık Wi-Fi 6 router almama gerek yok. Ben hem internete buradan gireceğim hem de bunu yüksek performanslı bir veri transfer aracı olarak kullanabileceğim. Ön tarafında güzel bir RGB aydınlatma var. Kendi yazılımıyla bunu kontrol edebiliyorsunuz. Tabii ki modemde bu önemli bir şey mi? Bence hiç önemli bir şey değil. Ama masaya koyduğunuz zaman güzel duruyor. Bunu inkar etmeyeceğim. Adaptörü çıkıyor. Onun dışında burada dönüştürücüler, splitter çıkıyor arkadaşlar. Ve burada yine telefon için bir kablomuz geliyor. İnternet burada DSL için bir kablomuz var. Yine farklı tipte ülkeler için burada priz uçları geliyor. Bu kutu içeriğinden genel olarak çıkan şeyler bunlar. Tabii bir tane de Ethernet kablosu geliyor. Yani baktığımız zaman kutu içeriği standart bir yani modem kutu içeriği. Ekstra olarak bir şey çıkmıyor. Açıkçası çıkmasını isterdim. Şimdi Asus'un modemlerini eğer aldıysanız Asus'un kendi web sitesinde çok fazla bir şekilde güncelleme verdiğini görebilirsiniz. Sürekli olarak modemlerini optimize etmek için arkadaşlar güncelleme veren bir marka. Ve baktığımız zaman da bu modelde arkadaşlar kurulum yapmaya kalktığımız zaman ben bir TürkNet kullanıcısıyım. Ya otomatik ayar seçmek diye bir şey var. Çünkü daha önce biliyorsunuz ben Asus'un iki tane farklı modemini kullandım. Orada da ilk etapta otomatik ayarlarda ben TürkNet'e bağlanamadım. Sonra bir güncelleme geldi. Güncellemeyle bu düzeldi falan derken yine ben burada arkadaşlar manuel modda TürkNet'in bağlantısını gerçekleştirdim ve yüksek hızlarda çok rahat bir şekilde internetime bağlandım. Benim internet tarifem 80 megabit 75-80 megabit arasında bir doğlantı ve 7.5 ile 8 megabit arasında bir upload var ve benim hızlarımı çok rahat bir şekilde verebiliyor. Şimdi bakın bugün 100 liraya, 150 liraya, 200 liraya bir modem alabiliyorsunuz. Ve almış olduğunuz bu modemden zaten 100 megabit bir hız alabiliyorsunuz. 80 megabit bir hız alabiliyorsunuz. Ben şunu sevmiyorum. Ya modem aldım da benim internet hızımın hepsini veriyor. Kaç veriyor? Benim internetim 80 megabit, bu da 80 veriyor. Çok iyi modem. Bu değil abi. Asıl nokta benim gibi profesyonel bir kullanıcı bu cihaza işte... Çünkü telefonlar, tabletler, laptoplar bir sürü şey bağlı. Ben buna 10 tane, 15 tane Wi-Fi aracını bağladığım zaman bu tıkanıyor mu?
Benim için önemli olan nokta odur. Hatta bak şurayı çekersen bak sevinirim. Çek şurayı. Bak bu Link SYS'nin AC destekli bir router'ı. Ben bunun üzerinden arkadaşlar kendi bilgisayarlarıma kendi internetimi dağıtıyorum. Niye dağıtıyorum? Çünkü ben bunun sayesinde yüksek performanslı bir işlemciye RAM'e sahip olduğu için ne yapıyorum arkadaşlar? İnternette bir takılma olmadan, cihazlar bağlandığı zaman dar boğaz olmadan internetimi kullanabiliyorum. Ama ben bu aynı işlemi modeme yaptığım zaman, bugün ülkemizdeki modemleri biliyoruz. Küçük, boyutuna göre iş yapan, çok fazla bir şey beklemeyeceğiniz modemler ve bunları yüksek sayıda cihaz bağlayınca ne oluyor? Dar boğaz yapıyor. Ama bu cihaza baktığımız zaman dostlarım, daha demin göstermiş olduğum o model AC modeli olmasına rağmen arkadaşlar, bu AX modeli. Yani bundan almış olduğum performans ondan da yüksekti ve çok rahat bir şekilde giriyorum. Takır takır bağlantımı gerçekleştirebiliyorum ve benim için en önemli nokta, ben bu cihazda Wi-Fi deneyimi anlamında 10 tane cihazı bağladım ve katiyen bir dar boğaz olmadan yüksek performanslı bir şekilde kullandım. Benim için en önemli olan nokta burasıydı. Zaten baktığımız zaman 100 megabit zaten verecek. 1 gigabit varsa zaten verecek. İnternet hızınız yüksekse zaten verecek. Önemli olan nokta ise bu cihaz Wi-Fi 6 teknolojisinde size gerçekten de 10 tane cihaz bağlayınca, 5 tane cihaz bağlayınca performansını koruyabiliyor mu? Bunun dışında 5400 megabitte hız. Babacığım uçmaya gerek yok. Bugün günün sonunda kendimden biliyorum. Ben bu cihazı bir görüntü kaynağı bağladığım zaman ben buna telefonumla hızlı bir şekilde girebiliyor muyum? Ve bunun üzerindeki kaynağı ben hızlı bir şekilde görüntüleyebiliyor muyum? İşte bu modemle arkadaşlar Wi-Fi 6 teknolojisi içerisinde barındırması ve buradaki yongaların üzerinde heatsink bulunmasıyla ısıyı emiyor arkadaşlar. Ve bu sayede bunda serin bir kullanımda yüksek performansı sağlayabiliyor. Yani burada veri transferi anlamında bir gideyim modem alayım, bir gideyim router alayım demeden tek bir cihaz üzerinden bütün işimi yapabildim ve bana yüksek bir performansı sağlayabildi. Ama TürkNet'i tek seferde kurmaması beni birazcık üzdü. Ve bak burada DSL girişimiz bulunuyor ve burada 4 tane Ethernet çıkışımız bulunuyor. Ayrıyeten kablo olarak da istersen 4 tane cihazı bağlayabiliyorsun. Ve bak burada USB 0 ara birimi bulunuyor. Buraya da kendin istersen bir depolama birimini bağlayabiliyorsun. Buradaki görüntü kaynağını kendi yazılım üzerinden farklı cihazlarla, farklı mobil cihazla veya farklı bir cihaz aracılığıyla arkadaşlar buradaki kaynağı görüntüleyebiliyorsun. Ve dediğim gibi işte Wi-Fi 6'yı barındırmasıyla buradaki hemen hemen kullanıcıların hepsi aynı kalitede ve hız kaybı yaşamadan buradaki kaynağı görüntüleyip kullanabiliyor. Bir modemi ayrıyetten router olarak kullanmak çok çok güzel bir hareketti. Ben artık iki cihaz değil de sadece Asus'un bu modemiyle arkadaşlar bütün işlerimi halledebileceğim. Yani bunu gidersin router olarak da kullanabilirsin. Modem olarak da kullanabilirsin. Yani aldın sen bunu. Ben bunu modem olarak kullanmayacağım. Sadece router özelliğini kullanacağım. Kullanabilirsin. Ve özellikle şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Asus'un kendi modem arayüzüne baktığımız zaman arayüz anlamında gayet kullanışlı olduğunu görebilirsiniz oradan. Hatta orada Asus şunu yapmış. Eğer bir oyuncuysan senin pik seviyeni optimize edecek şekilde orada gaming bir bölüm bulunuyor. Tabi modemlerde gaming yani çok ne kadar doğru bir terim bilemiyorum ama en azından şu bir gerçek. Oyuna göre internetini optimize ediyor ve önceliğin neyse ona doğru internetini optimize etmesi güzel bir hareket arkadaşlar. Onun dışında baktığımız zaman bu kendi arayüzü üzerinden istersen de torrent bile indirebiliyorsun. Tabi burada torrent legal mi illegal mi durumu çok tartışılan bir durum. Yani bu tamamen senin kullanımla alakalı bir durum ama kendi kendine buraya bağlamış olduğunuz bir USB ara birimine buradaki USB'ye torrenti indirmesi gayet kullanışlı bir şey. Yani bunun için bilgisayarı yormadan sadece modeme takmış olduğunuz bir USB ile vermiş olduğunuz torrent komutuyla buna torrent indirmesi gayet güzel olmuş arkadaşlar. Ve tabi istersen de buradaki USB birimi arkadaşlar 2G, 3G, 4G, 5G internet modemleri bağlayabiliyorsun, USB modemleri. Trend Micro'nun da güvenlik altyapısı bulunuyor. Yani burada senin internette gezindiğin zaman yapmış olduğun taramalarla korumanı önceden sağlıyor. Ama güzel bir nokta cihaz üzerinde arkadaşlar Asus'un akıllı mesh özelliği bulunuyor. Bu mesh özelliği sayesinde bunu buraya koydun ve gittin Asus'un kendi diğer mesh cihazlarını aldın. Mesh cihaz nedir arkadaşlar? Atıyorum burada bu cihaz mesh destekliyor ve bir diğer farklı mesh özelliği bulunan cihazla karşı tarafta olsun fark etmiyor. Hangisine daha yakınsan, hangi sinyal daha temizse seni ona aktarıyor. Ama bunu yaparken herhangi bir şekilde arada Wi-Fi kopması olmuyor. Sanki tek ağda geziyormuşsun gibi. İşte bu cihazda mesh özelliğini arkadaşlar destekliyor. Bugün gerçekten de benim için artık hayatımda
olan iki tane farklı cihazı çıkartıp tek bir cihaz modem router'la yüksek performansı sağlayan bir ürün olmuş arkadaşlar. Ben bunu kullandığım zaman da keyif alabildim. Eksikleri var mıydı? Vardı ama Asus'u bildiğim için ve Asus'un sürekli modemlerini kullandığım için bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Kesinlikle gelecek güncellemelerle bunu çok rahat bir şekilde siz de kendiniz güncelleyebiliyorsunuz bunu. Kendi dosya birimi var arayüzünde. Oradan firmware güncellemesi yapabiliyorsunuz. Buna gelecek güncellemelerle ufak tefek sorunlarını da çözüleceğine eminim. Ama genel itibariyle bu dünyanın ihtiyaç duyduğu bir üründü. Ve bunu Asus sundu arkadaşlar. Mutlaka yorumlar kısmında görüşlerinizi bekliyorum. Alır mısınız, almaz mısınız? Ne kadar gerekli 5400 megabitlik bir veri transferi ama dediğim gibi profesyonel alanlarda bunlar kullanılıyor. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.